İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir Soyut Şeyler Ekonomisi programında daha sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Bu akşam yine çok değerli bir konuğum var. Reklamcı, kreatif direktör Nilüfer Gülata. Hoş geldin Nilüfer. Hoş bulduk. Aslında Nilüfer benim mesai arkadaşım. Biz kendisiyle yıllardır soyut şeyler üzerine konuşur, müzakere eder. Hatta soyut şeyler imal ederiz diyeyim. O nedenle daha program akışının başlarında, yani bu dördüncü programımız oluyor, kendisiyle birlikte olmak, kendisini konuk etmek istedim. Aslında her gün, belki her gün yaptığımız, her saat başı yaptığımız sohbetlerimizi bir de sizin önünüzde yapmış olacağız biz aslına bakarsanız. Evet, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Nilüfer, nasılsın, iyisin? İyiyim, teşekkürler. Peki. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim. Kalemle fazla oynuyorsun diye eleştiriler geldi. Onun için dikkat edeyim ben buna. Bu arada sevgili seyirciler, 3 programdır kulaklık problemi yaşıyordum. Bunu bugün çözdüğümü düşünüyorum. Eğer çözülemediyse kulak değiştirmek zorunda kalacağız. Kulaklık değil. Evet. Şimdi efendim, daha önceki programlarımızı izlemiş olanlar programın konsepti hakkında bir şekilde bir fikir sahibi oldular. Bunu biliyoruz. Ancak belki 3. programdan, belki 2. programdan başlayanlar özellikle ilk programda detaylı verdiğimiz bilgileri ister istemez duymadılar. İlk programı Profesör Doktor Nabi Avcı ile yapmıştık. Eski Kültür ve Turizm Bakanlarımızdan. Şu anda da Eskişehir Milletvekili kendisi AGİT Türk Eş Başkanı aynı zamanda. O programda program konseptiyle ilgili daha genel bir bilgi vermiştim. Burada da bir iki cümle etmek istiyorum. Aslında soyut şeyler ekonomisi bir kalkınma modelidir. Bunu böyle söyleyelim ve taşı gediğine öncelikle bir koyalım. Ve bana göre, bize göre tek kalkınma modelidir. Tüm ekonomiyi, tüm coğrafyamızı, tüm ürettiğimiz ürünleri, tüm tarımsal mahsullerimizi, her şeyimizi parlatacak, katma değerli hale getirecek şey aslına bakarsanız soyut şeyler. Soyut şeyler deyince burayı da açmak isterim. Biz evet kreatif endüstrileri elbette bunun içinde sayıyoruz. Fakat kendi başına kreatif endüstrileri sonuç itibariyle kendini yükseltecek, kendini yüceltecek, kendini parlatacak ve kendini satacak bir endüstri olarak görmekle birlikte biraz önce söylediğim gibi aslında her şeyimizi parlatacak bir endüstri olarak görüyoruz. Reklamcılıkta bu endüstrilerden biri. Onun için bu akşam bir reklamcıyla birlikteyiz. Evet, bazı örnekler de sunacağız bu akşam sizlere. Bazı reklam filmleri haliyle bir reklamcıyla birlikte olduğumuz için ister istemez reklamın çıktıları olan reklam filmleri sunmuş olacağız. Aslında zamanımız çok daha geniş olsa sadece filmler değil başka ürünler de sunabiliyor olsak ama birkaç reklam filmiyle bunu geçiştireceğiz. Şimdi efendim diyoruz ki bu ülkeden, bu topraklardan
geçen programımızda Güven Borçay ile marka danışmanı Güven Borçay ile konuştuğumuz gibi bu topraklardan dünya markaları çıkarmamız lazım. Ama bu programda diyor ki bu topraklardan dünya markası çıkabilmesi için bu toprakların dünya markası olması gerekiyor önce. O nedenle tarihten doğal güzelliklere, gastronomiden ülkenin her şeyine, her şeyine mutlaka katma değer yüklemeli ve bu katma değerle birlikte bunu dünya vatandaşlarına, insanlığa arz etmeliyiz. Söyleyeceğim bir şey var mı? Öncelikle birkaç şey söyledim. Bunların içinde gastronomi de vardı. Gastronomiye işaret eden bir reklam filmi var elimizde. İster önceden bir şeyler konuşalım, istersen filmi izlettikten sonra sevgili İzleyelim. Seyircilerimize ondan sonra evet, üstünde izleyelim. Konuşalım. Efendim şöyle, bir reklam filmi Türk Hava Yolları'nın We Are From Turkey markasının lansman filmi bu. Bunu Türk kamuoyu görmedi çünkü yabancılara yapılmış bir filmdi. Konsept şu, Türk Hava Yolları dedi ki ben Türkiye'ye gelmiş turistlerin veya Türkiye'ye herhangi bir amaçla gelmiş olan yabancıların kendi ülkelerindeki eşlerine, dostlarına, arkadaşlarına hediyelikler götürmesini arzu ediyorum. Bunu da Turkish Airlines'ın bir alt markasıyla yapmak istiyorum. Gıda ve gıda dışı ürünleri markalayalım ve ambalajlayalım. Hediyelik eşya olarak da bunlar yurt dışına Türkiye'yi temsilen gitsinler. Aslında hem gıdada hem gıda dışında Türkiye'yi temsil edebilecek, temsil etme kabiliyeti olan ürünlerden söz ediyoruz. Biraz sonra filmi izlediğinizde özellikle gıda ürünlerini göreceksiniz. Çünkü öncelikle gıda ile başladı program. Gıdayı gastronomi içeren bir film izleteceğiz size. Hemen arkadaşlar bu filmi verelim, izleyicilerimiz bir izlesin. Ondan sonra üstüne Nilüfer'le sohbete devam edeceğiz. Things about Turkey. Evet Nilüfer, Rütük nedeniyle filmlerin sonunu kesiyor arkadaşlar. Söz sende. Yani izlediğimiz bu filmden hareketle biz burada ne görüyoruz? Uluslararası standartlarda bir reklam filmi bu aslında. Fikri, içerdiği fikir, prodüksiyon kalitesi, o farklı açılar, kurgusu her yönüyle uluslararası standartlarda.
İki nihai hedef birbiriyle bağlantılı söz ettiniz. Türkiye'den dünya markaları çıkması ve Türkiye'nin bir marka devlet haline gelmesi. Şimdi bu iki konuya baktığımızda ikisi de aslında bir takım ekiplerin birlikte çalışarak başarabileceği bir şey. Kimler var? Markalaşmaya destek olacak hükümet yetkilileri var. Reklamcılar var. Sanatçılar, evet. Turizmciler. Bu bir ekip çalışması. Ama ben bu sürece baktığımda, çünkü çok fazla Türkiye tanıtımıyla da iştigal ettik, çok çalıştık. Ben reklam sektörünü aslında bu meselede en hazırlıklı sektör olarak görüyorum. Neden böyle görüyorum? Çünkü bizim mesleğimiz bu. Marka yaratmak ve ardından marka tutundurmak, markayı güçlendirmek. Evet. Dolayısıyla biz zaten daha işin başında bu işi öğreniyoruz, buna kafa yoruyoruz. Pratiğimiz var yani. Aynen öyle. Diğer taraftan reklam sektörü çalışanları aslında birçok sektöre göre dünyadaki değişimleri, eğilimleri, farklı hedef kitleleri çok yakından takip eder. Bu anlamda da aslında uluslararası standartlara çok yakınız. Çünkü mesleğimiz bunu gerektiriyor. Evet. En yenilikçi sektörlerden biridir. Bu film de onu gösteriyor ki aslında en hazırlıklı, en donanımlı ekipler bizleriz, reklamcılar. Zaten baktığınızda son yıllarda uluslararası yarışmalardaki Türk reklamcılarının başarıları. Doğru. Yine uluslararası ödüller alan Türk reklam yönetmenlerimiz var. Biz son derece hazırlıklıyız aslında bu konuda. Sadece sanki biraz daha interaktif davranmamız gerekiyor olabilir. Daha çok proje geliştirmek arzusunda olmamız gerekebilir. Bir de bir takım basma kalıp düşüncelerden, reklam tekniklerinden de artık biraz uzaklaşmamız gerekiyor olabilir. Bu nedir? Yani bir reklamcı Türkiye tanıtımına dair bir brief önüne geldiğinde ya da brief yoksa bile bunu hayal ediyor mesela. İlk akla gelen Türkiye'yi oluşturan landmarklar. Bir Galata Kulesi, Pamukkale, Efes, bu temalar üzerinden bunları nasıl daha farklı gösteririm? Aslında ilk eğilim bu yöndedir yaratıcıda. Sanki biraz bunu kırmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye sadece bunlardan ibaret değil. Türkiye sadece deniz, kumdan ibaret değil. Bu anlamda çok başka çalışmalarımız da oldu aslında sizinle de birlikte. Ama reklam sektörü açısından bir diğer noktaya değineceğim ben. Türkiye'den henüz bir dünya markası çıkmamış olması aslında bizim sektörümüzü de olumsuz anlamda etkiliyor başka bir yerden. Hı hı. Sektörü daraltıyor. Mesela bugün dünyada bir Türk reklam network'ü yok. Yani biz dünyada bir reklam tedarikçisi değiliz, henüz olamadık. Bunun en önemli nedeni dünya markalarımızın olmaması. Çünkü dünyadaki network'lere baktığımızda, dünyadaki ilk network mesela, bir Amerikan network'üdür ve bir Amerikan otomobil markasını diğer ülkelerde pazarlamak adına kurulmuştur. Keza diğer network'lerde. Yani bu bir anlamda sigortasıdır reklamcının ve diğer ülkelerde bunlarla başlar. Daha sonra yerel markaları da katar. Uluslararasılaşmak için diyorsun sen. Evet. Buna da ihtiyaç evet. var. Aslında yani, kendi hinterlandımızda bunu yapabilecek donanımımız, know-how'umuz var evet. Reklamcılık evet. sektörüne. Evet. Sadece mesela Türkiye'de, Türkiye'den ilk 500'e giren 5 marka çıksa ilk uluslararası Türk network'ü de kurulacaktır bence. Evet. Reklam tedarikçisi. Evet, inşallah diyelim buna güzel bir teklif olsun. Bir de şöyle bir durum var. Bizim yerli markalarımız da maalesef çok fazla itibar ediyor bu anlamda. Mesela en büyük markalarımız bir logo değişimi söz konusu olduğunda yurt dışında bu anlamda isim yapmış belli tasarım ofislerine evet. gider. Çünkü bunun bir haber değeri de vardır. Logosunu bilmem kim tasarladı. Benim bu anlamda en büyük hayalim aslında reklam sektörümüzle de marka haline gelmek dünyada pazarlama iletişimi anlamında. Mesela bir Alman otomobili markalarından bir tanesi bir 5 yıl sonra logosunu yenileyecek.
bir Türkiye'den bir tasarım ofisiyle çalışsa çok büyük bir gurur olurdu. Evet. Diye düşünüyorum. Bunu tabii tek başına reklam sektörü başaramaz. Reklam sektörünün gayretini görüyoruz. Biriktirdiği know-how'ı da biliyoruz. Ama ülkenin başka dinamiklerinin devreye girmesi lazım ki bu gerçekten başarılabilsin. Evet. Doğrusu. Bu arada burası bir ekonomik kanalı. Hani ekonomi konuşuyoruz. Bu network meselesinin ekonomik boyutu aslında çok önemli. Çünkü dünya markaları mesela Türkiye'ye geliyor ya da başka bir ülkeye. Orada bir pazarlama iletişimi yatırımı yapacak. Bunun için bir bütçesi var. Bu o ülke, o menşe ülkeden çıkan bir paradır. Kendi networklerine yaptırttığında onu ülkede tutmuş oluyor. Evet. Yani. Bu networkleşme konusunu ayrıca belki bağımsız bir programda yapmak lazım. Şimdi biz diyoruz ki temel olarak ülkenin kültürü, sanatı, ülkenin markalaşması için çok önemli araçlardır. Kültür ve sanat hem kendini markalaştırabilmeli, dünyaya açılabilmeli, hem de tüm bu toprakları yeşertebilmeli diyoruz. Ki biz çok zengin bir ülkeyiz, evet, bu anlamda. Bugün dünyanın belli başlı markaları kendi menşe ülkelerinden devşirdikleri kültürel zenginlikleri markalarının içine katarak değerli ürünler, markalar arz etmiş oluyorlar dünya pazarlarına. Şimdi nitekim Güney Kore'de bu eksikliğini hissettiği için bir kültürel atak başlattı son 20 yıl içinde ve bunda da ciddi başarı elde etmiş durumda. Evet, bugün itibariyle. Evet, sen biraz önce devlet markası dedin. State brand oluyor. Bu aslında biraz government, yani devletten baktığında böyle. Ben de ülke diye kullanıyorum. Özel bir sebebi var mı bunun? Yani evet. Neden devlet markası dedin? Şimdi beni çok etkilemiş bir makale var. O makaleden söz etmek istiyorum. Foreign Affairs dergisinde yayınlanmış Peter Van Ham'ın Marka Devletlerin Yükselişi adlı makalesi. Marka devletlerin diyor, evet. Evet, marka devlet kavramını ortaya koyuyor. Siyasal bilimler alanında marka devlet konusunu tartışmaya açan makaledir bu. Ve ilginç olan bu adam bir siyaset bilimi profesörü. Bu adam bir marka uzmanı değil, pazarlama iletişimi sektörüne ait bir adam değil. Yayınladığı yerde Foreign Affairs, yani dış politikalar. Saygın bir dış politika dergisi. Dergisi. Etkili ve saygın, evet. Aynen öyle. Şimdi bu makalede devletleri birer marka olarak ele alıyor. İşte Amerika'yı inceliyor, Avrupa Birliği'ni inceliyor. Evet. Hatta Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan ülkelerin süreçlerini de bir marka çalışması olarak değerlendiriyor. Yani orada yerine getirdikleri adaylık kriterlerini aslında marka kriterleri olarak koyuyor. Ve aslında bütününe baktığınızda makalenin şunu savunuyor. Markalaşamayan devletler Avrupa Birliği'ne giremez. Gün sonunda bunu savunuyor. Ama çok bir bu eksikti yani. Şimdi aslında biz... Kopenhag kriterleri arasında var mı bu? Bilemiyorum, evet, ama çok ileri gitmiş. Evet, yani evet. Çok uzun, çok nitelikli bir makale ama son cümlesi çok çarpıcı. Diyor ki, bu kalabalık arenada, yani rekabet eden marka devletler arenasında marka değeri eksik devletler hayatta kalamayacaklar. Yani çok yükseltmiş sesini. Evet, bu ağır bir cümle. Evet. Biz soyut şeyle ekonomi falan derken hocamız hayat memat meselesine, evet, bağlamış işi. Markalaş ya da öl diyor. Evet, öyle demiş. Peki, buna yine devam edebiliriz. İlginç, evet, bu. Bir film daha izletelim seyircilerimize. Evet. Aslında kültürün reklam filmlerine nasıl, kültürün ve sanatın reklam filmlerine nasıl enjekte edilebileceğiyle ilgili iki örnek. Türk şiiriyle iki
film yaptınız. Biri iç kamuoyuna dönük, biri de dışarıya yönelik. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın vizyon misyonuna baktığınızda aslında iç turizmi destekleme misyonu da var. İç tanıtım, dış tanıtım diye tanıtma genel müdürlüğünün aslında iki misyonu var. Evet. İç tanıtıma hizmet edecek bir film yapıldı. İbrahim Sadri ile birlikte aslında filmden geliştirilmiş bir konsept. Evet, desteği olan bir arkadaşımız. Konu aslında Cumhuriyet dönemi Türk şairlerinin dizeleriyle yeni bir şiir oluşturuldu. Evet. İki film için ayrı ayrı. Türkiye şiiri. Yani vatan sevgisini ünleyen dizeler seçilerek bir yeni bir şiir oluşturuldu. Evet. Dışarıya dönük olan? Dışarıya dönük olan da böyle. Yani bu sefer Türkiye'nin bazı değerlerini övgü içeren dizeler. Evet. Yine Türk şairlerinden. Ama çok özenli bir çeviri çalışması yapılarak haliyle. Yurt dışı versiyonunda. Bir Vatan'ın filmini izleyiz diyelim o zaman hemen. Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan, bu memleket bizim. Seni boydan boya sevmişim, ta Kars'a kadar Edirne'den. Sen vatanımsın, ekmeğimsin. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, benim yüreğimde boylu boyunca memleketim var. İnsan yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer. Sen Türkiye'sin, ekmeğim, tuzum Türkiye. Alnımın teri, gözlerimin nuru Türkiye. Yeniden yapraklanan şu çınarın gölgesi, şu beyaz minareden dökülen ezan sesi. Ve tesbihe dönüşür zaman, geçer parmak uçlarımızdan. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan. Şimdi bir güvercinin uçuşunu bölüşüyoruz. Gökyüzünün o meşhur maviliğinde. Velhasıl yalnız kalamıyoruz. Kalabalık bir haldeyiz. Bırak gelsin ışık, ses, temas. Söyle sevda içinde türkümüzü. Türkiye'm, ana yurdum, sebebim, çarem, taşına toprağına vurgunluğum bundandır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar, kardeşlerim, insanların, insanların, ah senin insanların, bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Evet, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaklaşık 5-6 yıl önce başlattığı bir konsept vardı, Turkey Home. Evet. Aslında bir şablondu bu. Şablonun içi nasıl dolduruldu, iyi mi oldu, yani yoksa zayıf işler de mi vardı? Bu tamamen ayrı bir tartışma konusu ama. Ama bir yatırımdır sonuçta. Evet, sonuçta bir yatırımdır. Ciddi 5-6 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı buna yatırım yaptı. Bunu bir şablon olarak gördüğümüzde aslında daha iyi örneklerle içinin doldurulması şablonu daha efektif hale getirecektir. İster istemez umarız bundan sonrası dediğimiz gibi daha nitelikli işlerle olur. İnşallah. İnşallah. Bir filmimiz daha var. Benzer teknikle yapılmış. Yine Cumhuriyet dönemi Türk şairleriyle yapılmış. Evet. Türk şairleri. Her görüşten, her tarzdan. Ve her türlü fikre sahip Türk Cumhuriyet'in şairleri. Farklı dönemlerinden. Evet, farklı renkleri de içeriyor. Bu film benim bildiğim yayınlandığı dönemde yurt dışında sosyal mecrada en çok like alan ve en çok paylaşılan turizm filmi oldu. Evet.
Nedeni neydi? Kültür. Farklı bir formatta. Evet. Aslında bir tarafından baktığında klasik bir turizm filmi olarak değerlendirilebilecek bir reklam filmi. Türk şiirlerinin... Üzerinde bir katman daha vardı. Evet. Yani her zaman görmeye alışık oldukları semboller yine vardı. Evet. O landmarklar, o evet. doğal güzellikler. Hı-hı. Ama onun üzerinde bir katman daha vardı. Bu da kültür-sanat katmanıydı. Yeni bir şey söyledi Türkiye. Evet. Yani dedi ki ben bunlardan ibaret değilim. Evet. Ben de son derece derinleşmiş bir kültür-sanat birikimi var. Bence bu hoşlarına gitti insanların. Evet. Aynı zamanda ben bir şiir ülkesiyim dedi. Evet. Deniz ülkesiyim derken. Evet. O filmimizi de izleyelim. Ondan sonra reklama geçelim. Reklamdan sonra bir bu kadar daha süremiz kaldı. Tamam. Nilüfer. Tamam. Evet. Arkadaşlar Home of Poetry filmini de izleyebiliriz. When the world drifts away from our eyes, say, on one of a thousand nights, there begins a dream within a dream. I watch you with 100,000 eyes, Istanbul. My leaves flutter and beat like 100,000 hearts. A steamer's hoot leaving the pier echoes from within the Bosphorus. Still on the blue waters appears the maiden's tower, white as white. In colors bearing the beloved's taste. In our heart, a tile from Kütahya, a carpet from Isparta. It seems I'm at the spring of a miracle. Time in Bursa, a crystal chandelier of running fountains, fluttering wings. Uludağ's skirts this evening are of crimson silk. The domes cast their shadow on the green plain. It's spring. We wake up listening to a garden. That's solitary. The wisteria vine in full blossom, fruit reddening on the bough. I'm local, like a slice of Trabzon cheese, a tuft of mohair, a pinch of rye, a handful of şilekatın. Teal green forests billowing in the wind, wheat blonde harvests facing the village. Each evening with you, a green olive, a bit of blue sea, lure me. Now we break up a pigeon's flight across the illustrious blue of the sky. Kids with their fishing rods in quest of a smile from the sea. I recalled Borges's dreamlike tale. One morning, by the Aegean. See there on the shores, one by one, waves start blue, then spread purple across the seas. Facing a sea of sparkling waves, laid back in knee-deep waters, I smile at you, all in goodwill. Tekrar merhaba sevgili seyirciler. Nilüfer devam edebilirsin. Filmi izledi sevgili seyircilerimiz. Bu Home of Poetry filminin finalinde dikkatlerini çekmiştir. Home of Poetry, Ebru, Müzik, Epics,
minyatür gibi dönüşümler var. Bu aslında bir proje olarak başladı. İnşallah devamı gelir. Çünkü yapmaya çalıştığımız şey, çıkış noktası sadece şiirle olacak şey değil. Tüm yönleriyle ortaya koymak gerekiyor. O açıdan da çok değerli aslında bir eksikler, başlangıç. Eksikler de var o listede. Mesela mozaik var. Tabii. Muhteşem bir şey. Geçenlerde ben yine Urfa'ya birkaç kez gittim de son olarak 2 hafta önce tekrar bir ziyaret ettiğimde mozaik müzesinde tekrar gezdim. Yani mozaikle fotoroman yapmışlar yani öyle söyleyeyim. Dans var. Evet. Yani daha çok şey var çok bu topraklarda şey var. Tükenmez. Evet, evet. Yani bu cümleyi tekrar edelim. Biz bir kültürel servetin üstündeyiz. Evet. Bunu kültürel sermayeye dönüştürebilmemiz gerekiyor. Bu önemli. Bunu hem bu sektörlerin, kreatif sektörlerin kendi iş dinamikleri, hem iletişim sektörünün yine bu sektörleri aslında hem yurt içine hem yurt dışına açabilme başarısını gösterebilmesi. Evet. Şiir sadece bir örnekti diyoruz. Fark yaratma çabası. Evet. Çok önemli. Bir onu kaç şairde hatırlamıyorum. Onun üzerinde şairimizin dizeleriyle Türkiye'nin güzelliklerini anlatan dizeleriyle aslında herhangi bir reklam yazarının da yapabileceği güzellemeleri ama şiirin gücüyle yapan, evet, ve dediğim gibi onun üzerinde şairimizin el birliğiyle, güç birliğiyle yapılmış olan aslında yepyeni bir şiir yapılmış oldu. Hatta filmin sonunda da aslında bir süre onların isimlerini, evet, görebiliyorsunuz. Yani yurt dışında, evet, biri Türk şiirini keşfetmeye karar verdiğinde, evet, oradan yola çıkabilir, evet, oradan başlayabilir. Evet. Yani rahmetli olan ve hayatta olan şairlerimiz el ele verdiler. Bir Türkiye güzellemesi yaptılar yeni bir şiirle aslına bakarsan. Evet. Evet. Makaleye dönmek ister misin? Yoksa senin aslında bize izleteceğin hazır, birkaç film daha var. Hazır Türkiye tanıtımına girmişken aslında bir de daha lokal evet, çalışmalar var. Yani bölgesel iletişim diyelim. Evet. Bu anlamda Ünye için yaptığımız yine başarılı bir çalışma var. Aslında belki onu izleyebiliriz ve onun üzerine de konuşabiliriz. Peki, onu izleyelim o zaman. Ünye filmini izleyelim arkadaşlar. Heyecanlıyım. Hep merak ettiğim ama bir türlü gidemediğim yere yolculuğumuz. Yeşille mavinin buluştuğu yere. Kuzey'in kalbi, Ünye'ye. Güneşin denizden doğup denizden battığı pek az yerden biri. Bizi karşılayan mis gibi mısır ekmeği. Kokusuyla kahvaltıyı unutulmaz kılan minik dağ çilekleri. İnsan bir yeri oraya adım atar atmaz sevebilir mi? Mavinin her tonunun başka dizi olduğu şiir gibi bir yolculuk bu. Zamanın öylece durduğu. Sadece doğanın konuştuğu. O mavilerle buluşan yeşilin zirvesinde derin bir nefes almak. Bir Ünye sofrasında hiç bilmediğimiz lezzetlerle büyülenmek.
en az insanları kadar cömert bir doğa. En az doğası kadar canlı bir tarih. Etkileyici ve kucaklayıcı bir kültürel miras. Doğanın azmi ve zenginliğiyle her köşede yeniden karşılaşma. Keşfetmenin heyecanıyla hep bir adım sonrasını merak etmekten kendini alamamak. Ülkenin en gizemli kalesinde puslu geçmişi düşlemek. Ve Ünye pidesi. Bir pide ne kadar lezzetli olabilirse o kadar. Yeniden karşımıza çıkan nefis dağ çilekleri. İnsan daha ne dileyebilir ki? Dünü ve bugünüyle kalıcı bir Ünye imgesi oluşuyor zihnimizde. Fındık kadar mutluluk bir kalbi doldurmaya yetiyor. Babalarımızdan dinlediğimiz topaçlar sokakları çocuk cıvıltılarıyla dolduruyor. Yaşama dair ne varsa tazeleniyor. Geçmişin kapılarında yüzyıllık hatıralar birikiyor ceplerimizde. Mavi ve yeşile gelmiştik. Bin bir tonuna şahit olduk. Mavinin ötesinde ise ruhumuzun özlem duyduğu nice renkler bulduk. Güzel Ünye. Evet, keşif için büyük bir ekip Ünye'de epeyce bir zaman geçirdiniz. Ama yorucu olmakla birlikte herhalde keyifli. Nispeten üyeli oldum projeyi ortaya koymak için. Evet. Çok başarılı bir iş oldu. Umarım diğer belediyelere örnek olur. İnşallah. Evet. Enteresan bir şey oluyor böyle bir proje yaparken. Çünkü her zaman reklam yapan şeyler değil. Bu bir kere farklı bir yaklaşım. Öncelikle iç turizm güçleniyor. Hani Türkiye'nin diğer bölgelerinden önce yakın çevredekiler, sonra diğerleri merak ediyor, gidip görmek istiyor. O anlamda ziyaretçilerinin çok arttığını biliyoruz. Ama diğer taraftan Ünye halkını kazanıyorsunuz önce. Bravo, evet. Yani o aidiyeti hatırlıyorlar. Ve reklam tekniğiyle Ünye onlara tekrar sunulduğunda, içinde yaşadıkları Ünye, ya Ünye bu kadar güzel miymiş diyorlar. Dolayısıyla siz o insanları ziyaretçiler geldiğinde misafirperverlik vesaire anlamında katılıyorlar. Evet. Yürekten katılıyorlar. Şehri bir defa daha içselleştiriyor yani şehir halkı. İkincisi de mesela belediye üzerindeki etkisi. Yani böyle bir şeyi akıl edip buna soyunmaları zaten bir vizyon ortaya koyuyor. Evet, doğru. Ama iş başladığında onlarda da bir kıpırtı ortaya çıkıyor. Bir kere bir dakika diyorlar, biz yapıyoruz ama ziyaretçiler gelecek ve yatırımlar hızlanıyor bir anda. Evet. Bir anda daha önce fark etmedikleri bazı şeyler gözlerine batmaya başlıyor. Böyle bir kıpırtı oldu kentte. Çok başarılıydı dediğim gibi. Ben şunu diyorum, istersem araya gireyim Nilüfer. Aslına bakarsan bir reklam filmi bir şehir algısının, bir şehir markasının inşa faaliyetinin önemli bir parçası. Yani şöyle bir yanlış anlama olabiliyor. Genelde tanıtım filmleri yapıldığı için şurada bir şehir var, ben de geldim bunu tanıtıyorum. Hayır, öyle değil. Şehir markasına bir, iki, her neyse, cüssesi, cesameti neyse o kadarlık bir tuğla koyuyor reklam filmi. Evet. Ve o şehrin
camisi, köprüsü, tarihi eseri, denizi, doğası veya lezzetleri neyse o film de aslında bir parçası haline geliyor. Yani evet, o da bir eser. Evet, o da bir şehrin eseri haline geliyor. Tanıtım fonksiyonunu yapması yanında asıl önemli olan fonksiyonu inşanın bir parçası oluyor olması. Bu da çok önemli bir şey. Katma değer dediğimiz evet. şey. Yani genelde bizim şehirlerimiz hep tanıtım filmleri yaptıkları yani ne için. Ne var ne yok ortaya evet, koyan evet. Filmler. Evet. Ama burada bir duygu da koyuyorsunuz. Evet. Yeni bir ünye fikri koyuyorsunuz evet. ortaya. Evet. O anlamda çok önemli. Evet. İstersen zamanımız ne kadar vakit? Vallahi eriyor yani. Eriyor yani. Biz sığdıramıyoruz konuklarımızla konularımızı bir saatin içine. Programdan önce de biraz sohbetini etmiştik. Bu başta söz ettiğimiz makalenin... Evet. Peter Van Ham'ın bir diğer makalesi bir var. Bir diğer makalesi var. Daha sonra kaleme aldı. Bize ondan bahset. Onda çok... neler demiş, önümüze ne gibi barajlar koymuş orada bakalım. Orada şöyle ilginç bir şey var. Orada aslında bir riski ortaya koyuyor daha çok. Yani markalaşmazsan ne olurun anlatıldığı bir şey. Place Branding, The State of the Art adlı bir makalesi bu. Başlığı da ilginç. Evet. Burada Kazakistan'ı inceliyor. Çok ilginç. Evet. Kazakistan'ın tam ciddi atılımlar yapmaya başladığı yıllarda. Şöyle diyor, bilinmez ve markasız olmak bir devleti, üçüncü partiler tarafından olumsuz markalama ve imaj gasplarına karşı savunmasız hale getirir. Borat, şanlı Kazakistan milletinin çıkarlarını arttırmak için Amerikan kültürünün incelenmesi. Filmin adı bu. Borat filmi. Biz hep Borat diyoruz ama filmin açık adı bu. Filminin yayınlanmasıyla Kazakistan'ın başına gelen de budur. Komedyen Sacha Baron Cohen'in oynadığı Borat, küresel izleyicilerin eski Sovyet Cumhuriyeti Kazakistan'ın neye benzediğini bilmiyor olmalarını kullanıyor. Film, Kazakistan'ın imajını köy salaklarının yaşadığı grotesk bir su birikintisine dönüştürüyor diyor. Tekrar eder misin o cümleyi? Film, Kazakistan'ın imajını köy salaklarının yaşadığı grotesk bir su birikintisine dönüştürüyor. Evet. Dönüştürüyor. Dönüştürüyor. Evet. Yani burada diyor ki, yani o ilk cümle çok önemli. Üçüncü partiler tarafından olumsuz markalama ve imaj gasplarına karşı savunmasız hale gelmek. Evet. Bilinmezlik bu hale evet. getiriyor. Evet. Markalaşmamış olmak. Hı. Ve Kazakistan hükümeti sonrasında bunun böyle olmadığını, gerçek Kazakistan'la o görüntülerin, o karakterlerin ilgisinin olmadığını anlatmak için halkla ilişkiler şirketlerini işe almak zorunda kalıyor. Uluslararası reklam filmleri, uluslararası büyük kanallarda, gazetelerde ilanlar yayınlamak zorunda kalıyor. Ve sonrasında tabii onlar da bu işlere eğiliyor. Onu toparlamak için daha büyük bir bedel ödüyor tabii. Ama işte o zaman da o know-how birikim yoktu tabii. Yani Kazakistan'da aslında bütün Sovyetlerden ayrılan Türk Cumhuriyetlerinin evet. hiçbirinde... Evet. İmaj oluşturmaya yönelik faaliyetlere başlayacak. Bu bir uyandırma olmak. Faaliyeti evet, haline bu, gelmiş evet. de olabilir. Evet. Yani olumlu yönden bakarsak. Ama ilginç olan sizin makalelerinizden bir tanesiyle çok benzer geldi bana bu makalenin içeriği. Aha. Markanızı kendiniz inşa etmezseniz bunu sizin yerinize başkaları yapar evet. dediğiniz makalede sanırım benzer şeylerden söz ediyorsunuz siz de. Evet, aynı şeyi söylüyor aslında. Markanı kendini inşa etmezsen senin yerine onu başkaları yapar. Evet. Ama kendi istediği gibi yapar evet. tabii. Evet. Senin istediğin gibi yapmaz. Evet, Kazakistan'ın başına da böyle bir felaket gelmiş yani. Aslında bu felaket arkasında bir komplo teorisi görüyor muyuz bunun? Zaten üçüncü partiler diyor. Diğer hükümetler demiyor. Üçüncü evet. partiler. Yani bir komedyenin çekeceği bir film mesela. Sizin bilinmezliğinizi istediği gibi kullanır diyor. Kullanabilir diyor. Burada bir komplo olmayabilir. Ama olabilir. Olabilir. Tam atağa geçmiş bir Türkiye Cumhuriyeti olduğu için. Evet, Kazakistan belki Rusya ile ilişkileri falan. Yani olabilir. Bilemiyorum. Neyse, bizim işimiz komplo teorisi. Ama burada önemli olan açık hale gelmek.
evet, bu tür imaj gazları ki elbette. Bence bizim için çok ciddi dersler aynen, var bunun içinde. Aynen. Sonuçta biz bu anlamda çok göz önünde bir ülkeyiz. Aynen. Şimdi burada bir boşluk var. Kale boş, şutu çekiyor, gol. Şimdi anlaşılan o, bu makaleden anlaşılan o. Aslına bakarsan şöyle bir yere evrilebiliriz buradan. Diplomasi ve kamu diplomasisi. Bir diplomasi dili vardır. Bu dil savaş diliyle aynı değildir. Soft power unsurları arasında, ince güç unsurları arasında yer alabilir. Ama diplomasinin dili de 2-3 adımdır. Onun arkasından eğer kamu diplomasisini kullanmazsak ve ben kamu diplomasisini çok geniş görüyorum. İşte turizm de bunun içine giriyor bence. Eğitim de giriyor. Birçok alan giriyor, birçok disiplin giriyor. Kamu diplomasisinin dilini kullanmazsak diplomasi dili de zayıf kalıyor. Evet. Son filmimiz... istersen o filmi de gösterelim. Şimdi Suriye'den göç kabul ettiğimiz, göçmenleri kabul ettiğimiz dönemler. Çok kritik dönemler. Evet, zaten. Çok kritik dönemler. İçeride yerel halkta bir şok dalgası var. Evet. Çok yoğun ülkeye giriş var. Evet. Dış basında çok fazla haberler var. Evet. Ve haberler genelde olumsuz yönde. Evet. Terörist geçişlerinden bahsediyorlar da evet. Ve tam o dönemde aslında bizde de bir çalkalanıyoruz yani bu insanlara sahip çıkma noktasında. Kilis çok ilginç bir örnekti. Bir cümle kurmama müsaade et, sonra devam et. Biz bu suçlamaları diplomasinin diliyle savuşturmaya çalıştık, başarılı olamadık. Başarılı niye olamadık? Bir, diplomasinin dili bir yere kadar işlev görüyor diyorum ya. Ama daha vahim bir durum var. Diplomasinin dili karşı tarafın samimiyeti ölçüsünde de işlev görebiliyor. Sana inanmaya hazır olmayan, hatta inanma konusunda direten bir muhatabın varsa zaten... Diplomasi dili hiçbir işe yaramıyor. Ne söylesen boş evet, durum. Evet ama kamu diplomasisinin dili öyle değil. Evet devam et. Tam öyle bir dönemde kiliste de öyle bir mülteci akını olmuş ki neredeyse eşitlenmişti yerel halk evet. nüfusuyla. Ciddi evet. bir demografik değişim demek bu. Ancak orada korkulan hiçbir şey olmamış. Yani işte suç oranı yükselmemiş... Kilis halkı bu insanlara sahip çıkmış, ellerinden gelen yardımı yapmış. Hı hı. Suriye'den gelenler oralarda dükkanlar açmış, ticaret hayatına atılmış. Evet. Bu insanlar kardeş kardeş yaşıyorlardı. Ve o dönem Kilis Belediyesi bunu anlatmak istedi dünyaya. Hı hı. Kamu diplomasisi dediniz ya, hani sadece sözden ibaret değil. Bir de bir hikaye yaratmanın gücü diye bir şey var. Evet. Biz bu filmde aslında onu denedik. İsterseniz önce izleyelim, sonra üzerine konuşalım. Önce izleyelim, sonra konuşalım. Böyle bir film yapıldı. Gidildi kiliste, kilislilerle görüşüldü, yerel halkla görüşüldü. Füzelerin şehire düştüğü düşerken. Dönemlerde kamplarda görüşmeler yapıldı ve ortaya... Evet. Hikayeler topladık. Hikayeler toplandı ve ortaya bir hikaye çıktı. Çıktı, evet. Bu hikayeyi bir reklam filmine... dönüştürdük diyelim. Evet. Ve bu aynı hikaye bir kısa film olarak da evet, bağlandı ve dünyada şu anda ödülden ödüle koşuyor. Yani onlarca ödül aldı. Katıldığı her yarışmadan. Evet, her yarışmadan yani. Mutlaka evet. bir ödül aldı. Ama biz ülke olarak bu filmi çok iyi değerlendiremedik aslında dünya televizyonlarında etkili bir şekilde yayınlanması gereken bir filmdi. Hem içeride hem dışarıda.
Evet. İçerideki tepkileri. Tabii. İç kamuoyu içinde aynen. ihtiyaç vardır. Çok etkili olacak. Türkiye'nin göçmen politikasının, göçmen politikasının vicdani tarafını evet. çok iyi anlatan bir filmdir diyebiliriz. Kararı seyircilerimiz versinler. Bir filmi izleyelim, kalan vakitte yine sohbet edelim. Arkadaşlar o Kilis filmini bir izletelim. Mama. Böyle bir hikaye. Bunu bir dostum ABD'de ABC televizyonunun üst düzey yapımcılarından birine izlettiğinde arkadaş gözyaşlarını tutamıyor. Ben de çok test ettim. Her izlettiğim mutlaka bu filmden etkilendi. Bu film yayına girdi ya da girecek, o esnada İstanbul'da benzer bir hadise yaşandı. Hatırlar mısın? Bir 5-6 yaşlarındaki bir çocuk, kaldırımda yürüyen bir kadını Suriye'de ölen annesi zannetti. Ve kadının eteklerine yapıştı. İnsanlar ayıramadılar. Polis geldi, başka arkadaş şeyler geldi. Allah'tan kadıncağız da vicdan sahibi bir kadındı. Ki severek, okşayarak, hani teskin etmeye çalışarak kızcağızı, küçük çocuğu kendini ayırabildi o şeyden, ortamdan diyelim. İlginç bir şey olmuştu. Benzer tam yayına girme aşamasında gerçekleşti bu hadise. Tabii muhtemelen benzer şeyler yaşanmıştır. Çünkü çok fazla aile dramları, kopuşlar ya anne ya baba ya çocuk ya kayıp ya işte bombardımanda hayatını kaybeden insanlar. Üzücü ama şunu kabul etmemiz lazım. Efendim Türkiye'nin Suriye politikası yanlıştı, doğruydu. Bakın ben o tartışmaya girmiyorum ama Kilis'i gören, bölgede kampları gezen biri olarak Türkiye'nin göçmen politikasının tamamen insani ve vicdani temeller üzerine oturduğunun şahidiyim diyeyim. Ya iyi yaşam ortamlarından eğitim imkanlarına kadar. Evet ama iki halkın bir araya gelmesi, farklı kültürler, bir takım problemler elbette yaşanabilir, yaşanıyordur da. Ama bunlar başka yerlerde olacağının en asgari düzeyi, öyle söyleyelim. Herhalde 100 bin göçmen var Kilis'te, 100 binde yerel halk var. Belki filmden sonra daha da artmıştır. Evet, sayı da artmıştır belki. Ama asayiş olarak hani
herhangi bir şehirde olabilecek kadar asayiş olayları. Sadece kilise var. Değil Selim Bey. Yani aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu mülteci politikasında hepimiz çok ciddi fedakarlıklar yapıyoruz. Bunun anlatılması lazım. Nilüfer, maalesef süremiz bitti. Şöyle bir cümleyle bitirelim. Biz iyiliği temsil eden bir ülke olarak kamu diplomasisini böyle kullanarak dünyada böyle nam salmalıyız. Çünkü öyle yaptık. Evet. Sevgili seyirciler, iyi akşamlar diliyorum. Haftaya Hülya Avşar konuğumuz olacak. Yine bekliyoruz efendim.